Şu an KESK, TMOB, Ankara Tabip Odası ve siyasi partilerin toplanacağı alandan gelişmeleri aktarıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Ankara'da toplanmalar başladı. Zaten 11.30'da toplanma çağrısı yapılmıştı Ankara'da. Hatırlatalım, Ankara'da iki noktadan kolej meydanına yürünecek. Bir, bulunduğumuz alanda az önce bahsettiğimiz örgütler toplanıyorlar. Yine az ileride Türk İş, Disk ve Disk olmak üzere işçi sendikaları, konfederasyonları ve Emek Partisi oradan kolej meydanına yürüyecekler. Peki sabahtan bu yana neler oldu? Öncelikle burada çok geniş güvenlik önlemleri olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da 6 aydır süren gergin ortam ve bombalı saldırılar aslında bu noktaya getirdi. Ve yalnızca polis, güvenlik güçleri değil, çağrıcı kurumlar da geniş güvenlik önlemleri aldı. Sendikalar, konfederasyonlar ve siyasi partiler 300 kişiyi görevlendirdiler güvenlik için. Ve sabah 8.30 itibariyle burada çok geniş çaplı bir arama yapıldı. Ve şu anda da içeri girişler görmüş olduğunuz gibi devam ediyor. Peki Ankara'daki talepler nelerdir? Aslında Ankara 1 Mayıs'ında barış talebinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi, az önce söylediğim gibi Ankara'da 3 bombalı saldırı olmuştu. Ve yine Türkiye ve bölgedeki savaş politikaları buraya oldukça kötü yansıdı. Sloganlara yine gelirsek, sendikaların ortak şiarı güvenceli iş, güvenceli gelecek, barış, iş ve özgürlük talepleriyle 1 Mayıs'ta toplanmalar başladı. Görmüş olduğunuz gibi kortejler yeniden oluşmaya devam ediyor. Ve biz de gün içerisinde buradaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Son bir gelişme daha aktarmak isterim. Burada saray yazılı, diktatör yazılı pankartlar alınmadı polis arama noktalarında. O kısa süreli tartışmaları yol açtı. Ve polis dediğimiz gibi diktatör yazılı, Cumhurbaşkanlığına yönelik eleştirilerle ilgili pankartlara izin vermedi. Birazdan yürüyüş başlayacak ve kolej meydanında Ankara'daki emekçiler toplanacaklar. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.